Herkese merhaba. Bugün yeni bir egzoz satın almaya gidiyoruz Özkan'ın motoruna. Neler hissediyorsun? Bizimle paylaşır mısın? Bugüne kadar Türkiye'de hiç yapılmamış Vespa Primera'ya Remus egzoz almaya gitmiyoruz. Bugün İstanbul'daki en büyük pet shop'a gidiyoruz. Begüm'ün köpeği ve kedisi için. Ciddi misin? Evet. Nereye? Kendisinin haberi yoktu. Tropical Pet Shop'a. Ama paramız yok. Şu an niye gidiyoruz? İstanbul'daki en büyük pet shop'a dedim ki Begüm'ü kandırayım, böyle bir yalan söyleyeyim. Bir sürpriz yapayım dedim. Egzoz alacak para nerede? 35 bin lira olmuş Remus egzoz. 20 diyordun ama. Yalan işte, belki 20'ye inanırsın diye 20 dedim. Bir scooter'a 35 bin liraya egzoz. Tabii yalan söyledim. Geçenlerde bana Instagram'dan bir şey atmış ama nerede olduğunu bulamadım diye. Dedim oraya gidelim. Sen yaptın bakalım gerçekten. Size bütün içerikleri, fiyatlandırmaları hepsini göstermeye çalışacağız. Esenyurt'ta bu arada. Biz de bilmiyoruz şu an. Navigasyona bakarak gidiyoruz. Evet, ben Instagram'da görmüştüm ama bayağı baktım. Yerini bulamamıştım onu. Daha önce araştırmış. Daha önce pet fabrikasına gitmiştik. Pet fabrikası da büyük, bayağı güzeldi ama burayı bir influencer'dan görmüştüm değil mi ben? Bayağı güzel, kaliteli mamalar, kıyafetler, aksesuar, oyuncaklar, ödül maması, vitaminler olsun, her şey vardı burada da. Hatta sanıyorum ki çok bilindik bir markanın ürünlerini de satıyordu değil mi? Evet. Pet fabrikasında genellikle kendi ürünlerini satıyor, kendi markası var. Burayı bayağı merak ediyordum o yüzden. Hem Bambi'ye hem Liliş'e bakalım neler bulacağız. Güzel bir şeyler bulacağımızı umuyorum. Hem dedim bana da bir değişiklik olur. Her gün motor vlog çekmekten ben çok sıkıldım. Tamam, şimdi videonun öbür kısmına geçelim. Arkadaşlar, size içerideyken her şeyi ayrıntısıyla göstermeye çalışacağız. Görüşürüz şimdilik. Evet, geldik şimdi. Tropikal hayvanlar alemi diye böyle devasa bir yer. Aynı zamanda hem toptan hem perakende. Ben çok anlamıyorum bunlardan ama Begüm diyor ki çok fazla büyük. Ama çoğu şeyin fiyatı yazmıyor. Herhalde barkod okutucular ya da QR'lar var. Onlardan okutuyoruz herhalde. İlk görüşleri nasıl? Çok güzel. Şimdi reklam gibi olacak ama pet fabrikası. Şimdi kötü demeyeyim ama burası çok daha güzelmiş ya. Ürün çok fazla. Çocuk oyuncağı gibi o kadar güzel şeyler var ki. Tavuğu gösterelim mi? Gösteririz. Kemiğin markası şuydu galiba benim baktığım yeşilmedi. Aromalı. Bu ne? Sadece kapanmışlar demesi. Çok bilindik bir yer değil ama sanırım, çünkü çoğu ürün aşırı tozlu. Baksana ama 15 kilo. Ha, benimki gittin. Fiyat yok tabii ki. Şunlar güzelmiş ama fiyatlar sayılabilir. Bu markanın yaşamasından herkes çok memnun kalmış. Herkes bayağı beğenmiş. O kadar fazla büyük ki 4M Migros gibi. Aa, bak işte aradıklarımız. Kedişim için. Biraz boku çıkmış bunları sanki beklemek için ama aralarından bir gibi vardı. Çok güzelmiş rengi. Bedenli mi?
Evet, XS. Çok iyi ya. Bu kristal kum galiba. Ama ne anlatayım? Bak, büyük bir köpek alsaydı şimdi böyle bir yatak alırdık ona. Birlikte uyuyorduk işte. Kocaman. Puf puf sıcacık tutar bu. Bunlar da güzelmiş. Bak, yastıkları da var. Kemik yastık. Keşke fiyatlar yasaydı, sizi de bilgilendirirdik. Ama her şeyi sanırım tek tek soracağız. Galiba, çünkü etrafta barkod okutucu da yok. Bir de toptancı mı, perakendeci mi hala anlamadım. Yani biz gördük ve direkt girdik. İlgilenen kimse henüz yok. Kapıda oturanlar vardı, bir şey demediler işte, toptan satışımız ya da perakende vesaire diye. Biz görünce direkt girdik. Begüm zaten dediğim gibi internette görmüş burayı. Birkaç kişi tanıtmış. Ona istinaden geldik. Ama kimse bir şey demediğine göre perakende satışları da vardır diye düşünüyorum. Çünkü yukarıda... Belki toptancı mı zannettiler dersin? Sanmıyorum. Raflara dizmezlerdi herhalde. Ama genelde kolye halinde hepsi yapsana. Hiç tek bir gibi durmuyor yani. Alınca kolye alıyorsun demek. Ben mama almak istiyorum ama belki şu an. Altı al, beş öde. 307 lira. 50 kuruş. Kaç liraya geliyor o zaman? Tombalımız. Kaç liraya geliyor Özkan? 6 çarpı 307. 3 desen 50 liraya geliyor işte. 300 desen. Dışarıyla aynı fiyat bu o zaman. Ya markasını falan bilmiyorum ki. Ben çok anladığım bir şey değil. Markayı ben de bilmiyorum. Animonda. Adını telaffuz edemiyorum ama güzel bir marka. Bunu seviyorum ben. Bu neliymiş? Ton balık tavuk et, ton balık sığır etli pirinçli. Ne renk var içinde? Şimdi yetkilileri bulduk. Öğle yemeğinde, öğle molasına çıkmışlar daha doğrusu. Onun için biraz boşmuş etraf. Perakende satışları varmış ama fiyatları devamlı değişkenlik gösterdiğinden raflara, yani binlerce ürün var. Tabii doğal olarak buraya devamlı fiyat güncelleyemiyorlar. O yüzden kasada okutuyoruz ama bazı ürünlerin şöyle üstünde yazıyor fiyatları. Bazılarında yazmıyor. Böyle bir gün seçecek işte. Daha sonrasında kasada fiyatları öğreniriz. Salmon neydi ya? Tavuklu. Bunu ilk kez görüyorum ben, bu şekilde olanını. Şöyle olanları, kutulu olanlarını biliyordum ama bu şekilde ilk kez gördüm. Kutusu, şu etiketleri diğerlerinden biraz daha farklı. Yani hiçbir yerde görmemiştim. Dikkatimi çekti o yüzden. Buna bir bakacağım. Çok fazla çeşidi var bunun. Şöyle iki çeşit bebek için olanı var. Renkleri de çok güzel bence. Tavuk ağırlıklı tabii, bebek olduğu için. Burası da köpeklerin bölümü. Çılgınlar gibi online kargo çıkartıyorlar. Bu arada kendi siteleri de var. Açıklamaya da bir gün koyacaktır buranın linkini. Konumunu da koyar, adresi de koyar kendisi. Şimdi fiyatları yazmıyor demiştik biz ama İnternette sitesine girdiğimiz zaman fiyatları görebiliriz ama şöyle bir şey var. Atıyorum, sallıyorum şu mama misal 500 lira. Tarihi yaklaşınca normal fiyatları 500 misal, tarihi yaklaşınca ama 100 liraya falan düşüyor. Şimdi çıktık. Şöyle evcilbesinleri.com diye devasa bir yer. Tabii ben çok anlamıyorum. Begüm biliyor bunları.
O size anlatsın. Bu arada Marmara Forum'daki pet shop buranın dükkanıymış. Şu Natura markasını için şu ikisi aynı firmada üretiliyor. Sadece bu bir tık daha pahalı dedi. İçerik olarak içeriklerin aynı olduğunu söyledi. Ben bunu kullanıyordum zaten ama bu mesela armutlu kedi salatası. Yani yaşlamalarını kullanıyordum. Bu tarz bir kedi salatasını hiç kullanmamıştım. Deneyeceğim. Sever mi sevmez mi bilmiyorum. Tamamen şans eseri aldım. Fiyatı ne kadardı onun? Bunun fiyatı ne kadardı? Yanılmıyorsam 65 liraydı bu. Şu kitten ama bence kitten ve yetişkin kedi çok fazla fark etmiyor. Ben çünkü aldığım yaş mamayı hafif sulandırıp ezerek veriyorum. Bu da mesela neliymiş? Aloe vera ve ton balığı diyor. Bu da bu yeni çıkmış. Bunu hiçbir yerde görmedim ben. Kediler için tamamlayıcı çorba. Başka markaların görmüştüm ama bununkini görmedim. Ton balıklı ve kalamarlı mesela bu. Bu da 60-70 lira civarı bir şeydi. Aynı zamanda Royal Canin'in yaş mamalarından aldım. Bunların tanesi 27,5 lira. Klasik, British. Bir de tüy sağlığı için olan şunu aldım. 27,5 lira da bunlar tanesi. Genel olarak fiyatlar nasıl peki? Genel olarak fiyatlar dışarıyla bence hemen hemen aynı ya. Jim Cat'in mesela Malta Soft'unu sordum. 450-500 lira civarı bir şey dedi. Hani son kullanma tarihine dikkat edip internetten aslında çok daha uygun fiyatlara da alınabilir. Evcil hayvan sektörü tamamen ticariye dönmüş çünkü. Royal Canin Kitten'ın 10 kiloluk bir mamasını sorduğumda şu an 2300 lira civarı bir şey dedi. Birkaç haftaya da %30 gibi bir zam geliyormuş. Bunu da buradan müjdeleyelim. Hepiniz sevinin. Yani oyuncak çeşitleri falan çok fazla. Çok fazla ürün var içeride. Gerçekten çok güzel. Ama fiyatlar çok cezbedici değil ya. Çünkü gerçekten başında da söylediğim gibi bilindik güzel markalar var. Pet fabrikasında sadece kendi markasını sattığı için belki de o yüzden fiyatları daha uygun oranın. Ama kullananlar ondan da memnun. Sokak kedileri gayet güzel yiyor. Bambi mesela asla onun yaş mamalarını yemedi, yediremedi. Yapacak bir şey yok. İyi, yakında o zaman bir pet fabrikasına da gideriz. Oradan aynen, da bir çekim yaparsın. Bir de oraya yaparsın. Gideriz tekrar. Yani, en azından evdeki yemese de biz sokaktaki hayvanlara da oradan bir şeyler alıp veriyoruz böyle. Yani dediğimiz gibi fiyatlar yazmıyor reyonlarda. Çünkü çok fazla var ve devamlı değişkenlik gösteriyor dediklerine göre. Onun için internet sitesinden bakarsanız fiyatlara daha sağlıklı olacak. Çünkü fiyatların internet sitesinde güncel olduğunu söylediler. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ben çok anlamıyorum. Ben bugün Begüm'e sürpriz yapmak için geldim aslında buraya. İnşallah kendi de mutlu olmuş. Çok bir mutlu olamadı fiyatlardan ama kaşlarını evet, çattı. Beğendim, bayağı beğendim burayı ama fiyatlar konusunda çok mutlu olamadım gerçekten. Köpek mamalarına falan da baktık. Çok fazla çeşit vardı köpek mamaları için. Hani Royal Canin'den, ne bileyim, Andy'den, Akana'dan, kedi köpek olsun her mama vardı yani marka olarak. Aynı zamanda sadece kedi köpek değil, kuş yemleri ve akvaryum çeşitleri falan da vardı burada. Yataklar, işte yarı otomatik kedi tuvaletleri, işte kristal kedi kumları, normal kumlar. Her şey var, arayabileceğiniz her şey var. Ama işte maalesef fiyatlar çok uçuktu. Neyse, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.